olarak kuantum deyince biz ne algılamayız? Bir enerji algılıyoruz ama tam olarak içeriği nedir? Bir şeyi yaşamak isteyip yaşayamadığımızda maddi de olabilir bu. Daha fazla para kazanmak, başarılı olmak, mutlu bir ilişkiye sahip olmak ve bu istediğin şeyi hayatında olduramıyorsan yani gerçekleşmiyorsan mutlaka senin ona sebep olan kendinle ilgili bir blokajın, bir bakış açın, bir inanç, bir kalıbın var. Biz alanına girdiğimizde bilinçaltına Şöyle bir nokta bulduk ve önce bunu nasıl soracağımı da şaşırdım. Ama anlatmakta durumundasınız çözebilmek için olayı. dedim ki baba vefatı var yakın bir süre önce babanız mı vefat etti dedim. Biz iki seans yaptık. Bakın sadece iki seans iki seansın sonunda ağlaya ağlaya aradılar teşekkürle tekrar görme yetisi yerine geldi. Efendim açayının masasına hoş geldiniz. Bugün benim böyle kendisini takip ederken çok heyecanlandığım çok mutlu oldum. İnsanı mutlu eden. Çünkü sizi kendinizle tanıştıran, yapabileceklerinize inandıran, yapmanız için yöntem gösteren sevgili Anıl bizde birlikte Anıl Şehirlioğlu. Hoş geldin Anıl Hoş bulduk Ateşli Hanım. Çok hoşuma gidiyor seni seyretmek, seni izlemek. Bizi iyileştirmek adına çok güzel işler yapıyorsun. Çok teşekkür teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ Öncelikle Anıl çok sorun var sana. Yani ama Önce ben kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitabın bana ilk geldiğinde, okuduğumda özellikle bir tanesi için yani öbürü de içinizdeki mucize de çok güzeldi ama öbürü beni böyle bir aldı götürdü yani kendimden. Eee öncelikle iki kitabından bahsedelim. Sonra kuantum ve diğer yasaları, çekim yasalarını falan birlikte konuşuruz. Tabii ki. Kitaplarını söyleyebilir misin? Yeni çıkan kitap zaten Dünya Okulunda Ruhun Devrimi ismiyle beraber geldi. O yüzden size çok etkilemiş. Daha 10 gün falan oldu. Hayırlı ee, uğurlu çıkalı. olsun. Diğeri de içindeki Mucize söylediğiniz. O da çok güzel Üç yani. 3 yıl kadar oldu yaklaşık. Mucize hmm. e Çıkalı. Evet. içindeki Mucize Bizim de Bizim yayın çok evimiz özeldi. ya. yedi veren evet. yayın evi çok e kıymetlidir. Öbürü de destek yayınlarından. Çıkmış. Aynen. Bütün ikisi. yayıncılara selam olsun. Evet. İkisi de çok özel kitaplar gerçekten. Dünya Okulu'nda Ruhun Devrimi ben kişisel devrimini başlatmaya hazır mısın, var mısın sorusuyla, sloganıyla yola çıkarak duyuruyorum kitabımı. Çünkü gerçekten ruhun neden dünyada olduğunu, ne amaçta burada bulunduğumuzu, yaşam araçlarının içinde boğulmuşken aslında gerçek amacımızdan ne kadar uzaklaştığımızı anlattığım bir kitap oldu. Ve Açeri Hanım ismi geldiğinde kitap daha yoktu. Önce akıştan şöyle kalbimde bu dünya okulunda ruhlarımızın devrimi başlamalı diye bir bilgi geldi. Ben bunu böyle bir başlık olarak attım ve kitabı yazmaya başladığımda çok kısa bir sürede tamamladım. Çünkü akış çok hızlı yazdırdı. Yani o kadar hazırdı ki sanki bilgi. Yani 3 yıldır kalemi elime almıyordum yazmak için. Do Toplamışsın Anlamıştım. o anda dastan. Toplanmış evet. Akıştan da öyle bilgiler gelince güzel ve derin bir içerik oluştu. Hı -hı. Ee, ne anlatıyor kitap tam olarak? Bu kitapta hayatımızda sorunları, sıkıntıları, Kısır döngüleri neden yaşarız? Aslında evren bize o olaylarla ne anlatmak ister? Hayatımıza giren önemli kişiler, o başroldeki oyuncular, aslında o tevafukla neden karşımıza gelmişlerdir? Ailemiz, doğduğumuz ev kaderimiz mi yoksa bizim için en uygun kişisel gelişimimize en uygun alan mı diye Seçimimiz mesela? Bir... Mi? başlığımız var evet çok önemli çünkü bunları anlattığım hayatımızdaki anne baba etkisi neden dünyadayız yani dünyadaki varoluş amacımız nedir buradaki hangi sınavları verirsek bir üst bilinç boyutuna çıkabiliriz ve yaşam araçları olan para olsun ilişkiler olsun daha mutlu bir hayatı yaşamaya başlarız Bunları anlattım tabii kısaca özetlersek ama çok daha içinde derin içerikler var, çalışmalar var kendilerinin evde yapabilecekleri kişilerin. Bu çok önemli. antrenmanlar veriyorsun. Evet, ben her alanda lazım. bunu çok kıymetli buluyorum insanın kendini gelişiminde. Ruhun antrenmanı da lazım. Yani biz hep beden antrenmanı, kas gücü diyoruz ama ruhun da bir kası var ve o kas gücünde bu antrenmanlarla, bu niyet düzeltmelerle yapabileceğimize evet. inanıyorum. Sanırım kitapta buna hizmet ediyor. Evet, İlk kitap aslında tam da bunu anlatıyor olması evet, lazım. evet, İçimizdeki evet. mucize. İçimizdeki mucize İçindeki... zaten evet kişinin kendi bilinçaltı blokajlarıyla aslında hayatını nasıl sabote ettiğini, hangi duygulara takılıp yaşamın güzelliklerini kaçırdığını ve bunları dönüştürerek aslında nasıl kendi hayatının efendisi, hakimi olabileceğini anlatan bir kitap. Bunda da çok uygulamalar var. Hatta daha da fazla uygulamalar var. Evlerinde oturup çalışabilecekleri, herkesin yapabileceği bu bilinçaltlarını bir masaya yatırıp acaba hangi duygularla ben bugün bu sorunları yaşıyorum deyip keşifler yapabilecekleri ve bazı dönüşüm adımlarını gerçekleştirebilecekleri çok güzel bilgiler var içinde. Harika. Çok teşekkür ediyorum bu iki kitap için. Bol olsun O zaman gerçekten. masamıza kitaplarımızı koyalım. koyalım. Hayırlı uğurlu olsun. Okuyucusu evet. bol olsun. Şifa alanı çok olsun diyelim. Anladım. Önce kuantumla başlamak istiyorum. Biz kuantumu yıllardır duyuyoruz ve artık şey de oldu. Eskiden yabancılaşmışken şimdi aslında biliyoruz, yakınız ama daha vakıf değiliz evet, gibi geliyor. Evet. Orayı biraz açabilir miyiz? Tam olarak kuantum deyince biz ne algılamayız? Bir enerji algılıyoruz ama tam olarak içeriği nedir? Aslında kuantum, kuantum fiziğine dayanıyor Açelya Hanım. Tamamen bilimsel temelli, bir o kadar da enerjisel boyutta. Çünkü bilim adamlarının çok önemli bir keşfi olmuş yıllar önce. O da şu, kısaca özetlersem. Duvara fırlatılan atomların başlarında bir gözleyen birisi olduğumda farklı bir hareket yaptıkları o odada hiç kimse olmadığı zaman sadece bir makineyle duvara fırlatıldıklarında farklı bir hareket yaptıkları ortaya çıkmış. Yani aslında başka bir şey denerken bunu keşfettiklerinde bu nokta gündemlerine geliyor. Yani orada olan kişinin bakış açısı düşüncesi, oraya kattığı anlam ve enerjiyle atomlar farklı bir davranış biçimine giriyorlar. Buradan da şu sonuç çıkıyor ki işte biz düşüncelerimizle, beklentilerimizle, inançlarımızla yaşam olasılıklarımızı etkileyebiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Ona uygun olanları alıyoruz, uygun olmayanları kabul etmiyoruz alanımıza. Bu kuantumun düşünce tekniğine uyarlanmış hali. Yani şöyle anlatıyorum ben danışanlarıma. Örneğin diyorum bir değersizlik duygum var. Dönüştürmek istiyorsun ama bir taraftan hani ben değerli hissetmek istiyorum ama hayatımdaki herkes bana değersiz davranıyor. Yani eşim hak ettiğim değeri vermiyor, eş arkadaşım vermiyor. Çevremdeki insanlar saçımı süpürge etsem de bana bir türlü bir takdir bile göstermiyorlar dediğinde yani bir şeyi yaşamak isteyip yaşayamadığımızda maddi de olabilir bu. Daha fazla para kazanmak, başarılı olmak, mutlu bir ilişki sahip olmak. Ve bu istediğin şeyi hayatında olduramıyorsan yani gerçekleşmiyorsa, mutlaka senin ona sebep olan kendinle ilgili bir blokajın, bir bakış açın, bir inanç, bir kalıbın var. Yani sen gözlemcisin. Gözlemlediğinle, özellikle 0-18 yaş arasındaki gözlemlerinle Hı -hı. oluşturduğun düşünce kalıplarınla 18 yaşından sonra hayatını şekillendirmeye başlıyorsun. Hı -hı. O yüzden bu 0-18 yaş aralığına biz kuantum düşünce tekniği seanslarıyla çalışıyoruz işte danışanlarımızın hayatlarındaki sorunlarına sebep olan travmalarını, blokajlarını bizzat biz kendimiz bilinçaltına bakarak tespit edip gerekli dönüşümleri sağlıyoruz. Böylece geçmiş değiştiğinde otomatikman şimdi değişiyor. E şimdi zaten geleceğin yaratım alanı olduğu için de şimdiden geleceğimiz de dönüşmeye değişmeye başlıyor. Ya o kadar güzel anlattın ve benim ruhumda böyle tasvir ettin ki gördüm yani meseleyi. Zaten artık dünya Çoklu zeka, çoklu matematik, çoklu duygusallık. Yani bunu artık kabul ediyor oldu. Yani eskiden sizi tek odaklı yetiştirdiğinizde başarıya ulaşacak mısınız gibi gelirdi. Ama artık multidisipliner yani bütün disiplinlerin birleştiği bir alanın ne kadar kıymetli olduğunu da gördük. Bu anlamda aslında yine ben tabii ki bir ergen annesi olarak ya da bir ufak çocuk annesiyle yaşamış biri olarak ya da bir aile kurmuş biri olarak bütün bunların aslında kuantum enerjisinde değerlendirmesini de çok kıymetli buluyorum. Onu da söylemek istedim. Yani evet, çocuklarımızı terapiste ya da kendimizi bir terapiste götürürken bu alanlarda da kendimizin blokajlarının farkındalığı sanırım çok iyi bir iyileşme yolculuğu olacak. Kesinlikle. O zaman bir sorum daha var gözlüğümü takacağım evet. izninle. Ya kuantumla bu gö göz şey en yani kiloları falan soracağım da göz geriliyor mu? Çalışılabilir. Çalışabilirmiş. Evet. Çünkü onun da travmaları var. Aynen evet. Dönüştürülebilir. Değil mi? Dönüştürülebilirmiş. En Tüm azından numara küçültürebiliyormuş. Evet. Çalışabiliyoruz. E, onu ben Kesinlikle. Norbekov diye bir Rus aile antrenmanlarla, düşünceyle gözleri gerilettiğini duydum biliyor Kesinlikle musun? Kesinlikle öyle. Tabii Çok ki. şaşırdım. Daha duymayan ne hikayeler ne var. Ne hikayeler var değil mi? Kuantum düşünce tekniğini çalıştırmak için. Mesela ben şunu sorabilirim aslında. Hepimizin kafasına takılıyor. Ben kaç seans alsam bunu çalıştırabilirim? Ya da bu aldığım seans bana çalıştırmayı mı öğretiyor yoksa blokajlarımı mı kaldırıyor? Mesela benim aklıma gelen soru bu oldu. Şimdi çalışmalar aslında kitaplar yani içindeki mucizele dünya okulunda ruhun devrimi de çalıştırmayı öğretiyor. Ama sadece çalıştırmak yetmiyor. Çünkü bilinçaltımızın dönüşmesi lazım. Hani olumlama yapıyoruz mesela bazı çalışmalar yapıyoruz hayatımızda bunların ancak %5 maksimum %10 katkısı oluyor. Şimdi bilinçaltımızda eğer bir o şeyle ilgili çarpı işareti varsa yani ilişkilerle ilgili, parayla ilgili işte hayatın içindeki birçok konuyla ilgili bir engel varsa anneden, babadan, aktarımdan, onların ilişkisinden, bize geçen kayıtlardan, kendi gözlemlerimizden mutlaka o alana nüfus edilmesi, bir bakılması lazım. İşte biz seanslarda bunu gerçekleştiriyoruz ve Şöyle bir değişik ve derin bir sistemimiz var. Biz ilk seansta tüm danışanlarımıza aynı prosedürü uyguluyoruz. Ruhsal check-up dediğimiz bir sistemimiz var. Ay. Ruhsal check-up'ında danışanımızın bilinçaltı alanına giriyoruz. Onların hiçbir konuda bilgi almak istemiyoruz. Biz kendimiz alanını tarıyoruz ve başlıyoruz anlatmaya. Yani şunları şunları yaşamışsın, şunlar şunlar olmuş. Anne karnı, çocukluk. Tabii biz danışanların unuttuğu ne travmalarını buluyoruz. Şu an yatmak istedim buraya. Şok oluyorlar. Yani <laughs> şok oluyorlar. Yani biz ilk seansta bir yol haritası çıkarıyoruz. Ve diyoruz ki işte yol haritanız çıktı, check-up'ınız bu. Bunlara bunlara çalışılması lazım. Ortalama olarak da 8 seans çalışıyoruz ama bütüncül bir iyileşme için. Yani bunun içinde duygular da var, işte anne baba çalışmaları da var, hastalık varsa hastalıklarla Harika ilgili mi? çalışmalar da var. Her alana çalışıyoruz bir 8 seans kadar. Bundan sonrasında kişi gerçekten en az %90 oranında bir dönüşümünü gerçekleştirmiş oluyor. Üstüne de zaten kendisi katlayarak devam ediyor. Ama bir an anlatsana. Yani neler oldu hayatında bir dönüşüm olayı? Yani kişileri anlatmadan seni en etkileyen yani ne vardı? beni etkileyen çok olaylar var. Hastalıklarla ilgili çok olaylar var. Yani mesela bir danışanımız geldiğinde gözü görmüyor. Ama o yani doğuştan olan bir şey değil. getiriler kardeşleri getirdi hatta işte yürüyemediği için, görmediğinden ötürü. Ve dediler ki hani biz hastanelerdeyiz, hiçbir şu anda fiziksel sebep bulamıyorlar. Fakat kardeşim görmüyor. Şöyle bir durum olmuş, bir gece işte ateşli bir hastalık geçiriyor. Yaşı da büyük yani 30 küsür yaşlarında. Ateşli hastalıktan sonra işte hastaneye kaldırıyorlar. Birkaç gün orada tedavi görüyor. Fakat tedaviden sonra gözlerinde görme kaybı oluyor. Tamamen simsiyah değil ama görmüyor. Yani siyah beyaz her şey gidik durumda görüyor eskote televizyon ekranlarımız gibi. Bize sadece bu bilgi verildi. Biz alana bilinçaltına bakmaya başladık. Gerçekte hani bu görünen bir tamam durum ateşli bir hastalık ama buna rağmen doktorlar demiş ki aslında gözlerinin görmesi lazım. Ama evet şu anda görme kaybı var. Onlar da araştırıyorlar ve net bir sonuca hekimler ulaşamıyor. Biz alanına girdiğimizde bilinçaltına şöyle bir nokta bulduk ve önce bunu nasıl soracağımı da şaşırdım ama anlatmakla durumundasınız çözebilmek için olayı dedim ki baba vefatı var yakın bir süre önce babanız mı vefat etti dedim. Zaten çok üzülerek evet dedi. Sonra alan çünkü o bilgiyi verdi hissettirdi. Babanızın dedim yıkamasında son anında yanına mı girdiniz dedim orada başladı ağlamaya. Evet hocam dedi. Bakın şöyle bir cümle çıktı bilinçaltından. Babası da böyle dağ gibi bir adam ve bir anda bir kalp krizi sonucu vefat ediyor. Yani onun gözünde o hasta sanki yıkılmayacak bir dağ, öyle de güçlü bir ve çok da babasını seviyor kendisi. Şöyle bir cümle kurmuş bakın. Keşke babamı böyle gör, göreceğime hiç görmeseydim. Şimdi o gün bu cümleyi söylüyor. Bundan kısa bir süre sonra da zaten bir gece rüyasında babasını görüyor. İşte o gecenin sabahında ateşli bir hastalıkla uyanıyor. Oradaki verdiği karar babamı hani bu halde göreceğime görmeseydim tetikleniyor rüyay görünce ve ona görme bozukluğu olarak yansıyor. Biz iki seans yaptık bakın. Sadece iki seans, iki seansın sonunda ağlaya ağlaya aradılar. Teşekkürle. Tekrar görme yetisi yerine geldi. Bu kararı ve bunun o anın yarattığı travmatik etkiyi temizledik çünkü bilinçaltında. Çok Mesela Onlar kıymetli. bize hiç anlatmamıştı bunu. Evet. Çok kıymetli. Kendi de hatırlamıyor yani. Söyleyince hatırladı. Yani bizim tip buradaki amacımız konular üzerinden değildi ama biraz hani bizim göz teması kurmamız adına ...anlatmanı rica ettim. Hı. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü bazen bazı bilgi havada kalıyor. Orayı tabii, yorumlayamayabiliyoruz. Tabii, tabii, Ama bir Oturmuyor. örnek bizim kalbimize, aklımıza gidiyor. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özel bir örnekti. Aslında başından beri şeyi anlatıyorsun. Oradaki duyguların, kararların... ...farkındalığını buluyoruz ve bunun üzerine... ...enerjisel bir çalışma yapıyoruz. Ve bazen buna ulaşamayan insanlar olabiliyor. Kitaplar hı hı. üzerinden. Ki. Senin kitapların üzerinden. Kendi antrenmanlarını yapan insanlar oluyor. Ama illa da e, bunun e, seansını mı almak lazım? Yani ulaşamayanlar için, ulaşabilenler için evet ben mesela ulaşabiliyorsam hemen giderim. Onu söyleyeyim. Onlara da bir şey anlatmak istiyorum kendi YouTube kanalında izninle. Tabii ne ki, yapsınlar? Tabii ki. Şele Hanım tabii ki çok önemli. Bilinçaltı çok önemli. Kendi farkındalıkları çok önemli. Ben hep diyorum ki yazarak kendi hayatınız üzerinde çalışın. Lütfen herkesin bir tane kişisel defteri olsun. O deftere bir kere mesela şöyle negatif pozitif yapabilirler. Bir gün yaşadıkları negatiflikleri ama tam yanına da yanındaki sayfaya da şükredecekleri güzellikleri. Sabah uyandık, sağlıkla uyandık bu bir şükür sebebidir. Sevdiklerimiz yanımızda çok önemli bir şükür sebebidir. Yoldan geçerken birisi size gülümsedi, teşekkür etti. Bu çok Harikasın. güzel bir olaydır. Siz şu an çok tatlı gülümsüyorsunuz mesela. Harikasın. Bana enerji veriyorsunuz. Harikasın. Çok kıymetli bir şey bu. Ha. Ve biz bazen şükredeceğimiz şeyleri çünkü kaçırıyoruz. Atlıyoruz, değersizleştiriyoruz. Halbuki çok fazlalar. Yazdıkça da artıyor. Ve en az her gün diyorum ben 3-4 tane şeye şükredin. Ve kendinizle ilgili konuşma biçiminizi değiştirin. Biz kendimizle ilgili hep negatif konuşuyoruz. Yapamıyorum, başaramıyorum, olmuyor, zor. şanssızım, hayat çok zor, gün çok zor, yağmur yağdı eyvah işe geç mi kalacağım diye. Diyorum ki 3 gün kendinizi deneyin. 3 gün negatif hiçbir kelime kullanmayın. Üç gün lütfen kendinize gülseniz de komik de gelse pozitif kelimeler. Canım kendime ah hata adam yaptım olsun yaparım ne olacak. Canım sağ kaldım. olsun. Evet canım evet. sağ olsun. Şöyle bir öpün kendinizi diyorum ayna karşısında her sabah günaydın deyin. Kendi adınızı söyleyin. İyi ki varım. İyi ki bu hayattayım. Bugün ne güzellikler yaşayacağım. Kim bilir deyin. Bir pozitif çapatır bu. Güne sabahları pozitif bir Harikasın çapa ya. atmak çok önemli. Ee, bakalım pozitif bugün çapa. benim için hangi Doğru. güzellikler mümkün diye sorun kendinize. Özellikle sabah yapın ki günü programlayın diye anlatıyorum ben ve geceleri de mesela yatmadan Heh, önce mutlaka yaratım gücünün içindeki mucize de anlattım. Mutlaka bir kere eğer bir konuda hayalleri varsa bu kilo vermekte dahil. 21 gün Geceleri yattığınızda uyumadan önce eğer istediğiniz bir şeyi gerçekten olmuş gibi... ...yani Hadi bir yapalım. filizler gibi... Evet, söyle bana ee, ben söyleyeceğim. Hayal kurduğunuzda yani tamam. mesela ideal bir bedense eğer kaç kiloda olmak istiyorlarsa... ...kendilerini o bedende istedikleri kıyafetlerle hayal ettiklerinde... Aa. ...o andaki o duyguyu hissettiklerinde gidip belki alışveriş yaparken görecekler... ...kendilerini işte 36 beden alıyorlar, giyiyorlar. Bunları hissedecekler çünkü şu çok önemli duygu yani oradaki his... Görüntü ve ses çok önemlidir. Beyin, bunu artık bütün doktorlar, bilim adamları söylüyor. Gerçekle hayali ayırt edemiyor. Eğer hayal böyle duyguyla beslenip bir gerçeklik algısındaysa. O yüzden diyorum ki gerçek bir film gibi. 21 gün bir şeyi hayal ederseniz. Kendini öyle bedenlendirir. Evet öyle zaman. görecek. Ya da istediği evi, istediği arabayı hayal ederek. Ama böyle işte tapuya gidecek, o işlemleri gerçekleştirecek. Emek verecek evi... ya yani enerji Aynen. boyutunda evet. da. Evet. Çünkü emek emek her şey düşünceyle gerçekleşiyor. Aikasın. Yaradan ol dedi ve olduk. Yani bir düşünceyle tasarlandık ve oluştuk. İşte biz de çünkü düşüncelerimizle hayatımızı şekillendirebiliyoruz. Bir herhalde hep hayal ediyoruz değil mi? Mesela evet. şimdi sen söyleyince bana da ilham geldi. Mesela zayıf olmak ya da ev olmak hep evi. Halbuki o giden yolu. Evet aşamaları. Yani aşamaları. Onun içinden geçerken. Harikasın. Sonra bunu mesela gerçekten gün içine yayacak. Ev, ev ise ev bakmaya başlayacak. Araştırmaya başlayacak gün içinde de gerçekten. Ya benim onun bir arkadaşım. niyetine girecek. O kadar güzel kendisi de oyuncudur. Şimdi söylerim bir şey demez ama olsun. Eskiden gazetelerde ilanlar olurdu biliyor musun? Bak hiç paramız yoktu Anıl. O benim kız arkadaşımız sette, o böyle giderdi ev işaretlerde. Ya derdim yani bizim paralarımız buralara yetmez. Niye bakıyorsun? Niye bakıyorsun? Mi? Benim derdim hobim. O kız şu an 7-8 tane evi var. Ya ve hep aldığı Yani onun hayat tasarrufu kimine göre şeydir ama onun için gündüz de boş vaktinde çalıştı ya. ya. Emek verdi evet. yani. O yüzden dediğini ben de yaşadım. Benim de bir anım şey oldu. Çok doğru. Yani istediklerine karşı emek vermek. Evet. Şeydi sorabilir miyim acaba? Bir ara er hani çok yaygındı Secret. Evet. Ee, onun onda da kuantum mekanizması çalışıyor mu Secret'ta da? Şöyle çalışıyor. Yarım ve eksiklik var. E, i̇çi hmm. boş bir tarafı var şu. Şöyle zannedildi Secret'ten sonra. Benim de o ilk okuduğum kişisel gelişim evet, kitaplarından e, bir tanesidir. Evet. Hani sadece istersek olur gibi algılandı. Sadece istemek, zaten isteme kelimesi... ...isteme enerjisinde bırakır. Sahip olma enerjisi çekmez. Harikasın. Evet. <laughs> Allah. Eğer e, sahip olmak istiyorsak... ...niyet edeceğiz, seçim yapacağız. Harikasın. Bu çok önemli. Hani nasıl ibadet ederken de niyet ederiz her zaman. İşte niyet çok önemlidir. O kelimemizi bir değiştireceğiz. Bir de eğer bir şeyi evet istiyoruz hayatımızda güzel şeyler yaşamak istiyoruz. Daha fazla para güzel bir ilişki. Şimdi eğer ağzımızdan çıkan bir olumlamaya şimdi hep diyorlar ki hocam olumlama söyleyin tamam söyleyelim ama eğer sen ağzından çıkan bir olumlama yani ben değerliyim ben özelim ben her şeyin en güzelini hak ediyorum dediğim anda yok yani neyi hak ediyorsun sen diyorsa iç sesin işte o zaman sen bunu görünür kılamıyorsun. Yani istediğin kadar olumlama yap, otur böyle dur bekle. Evrenden sana o şekilde bir kaynak yağmıyor. Sen Neysen hangi frekansı dışarıya yansıtıyorsan, evrenin yaydığı yani frekanslardan aynı olanlar yani benzer benzeri çeker. Ya, ya. çok güzel. Hani para parayı çeker derler. <laughs> Doğru. Çok doğrudur. Kendini seven ve kendine aşık olan da aslında sevgiyi başka hayat alanına kolaylıkla çeker. Çok güzel. Ve bunun içinde önce dediğin gibi ses tonu. Hatta ben oyuncu olduğum için ses tonumun bile ayarının benim hayatımı ne kadar değiştirdiğini gördüm. Biz oyuncular niye etkileyiciyizdir zannediyor musunuz? Sadece jestlerimizden, oynayabilmekten. Sesimizi iyi ayarlarız biz. Hı, Ses frekansı ile çalışırız biz aslında. O yüzden hatta bazı seslendirme sanatçıları... Seslerine insanlar gider onların evet, yanında. doğru. E bana çok demiştim. olmuştur. Açelya Hanım manavdayımdır mandalina Sesinizden tanıdım sizi derler. Yani bu ses enerjisini de kullanırız. Dolayısıyla sesiyle. Mesela telefonda benim ekip bilir çocuklar. Alo diyeceğim. Alo. Evet. Nasılsınız? Evet. İyi misiniz? Bir sorun güvenlik, var. Değil mi? Olabilir. Nasıl çözeriz? Böyle bakmalıyız derim ben. diye yükseltmek isterim evet. onları da. Ha tabii ki bu eğer yükselmek istemiyorsa zorlamak anlamına evet. da gelmiyor. Ama bir hamle yapabilir insan Ama kendine ve ilgiliyor. başkasına. gerçekten çok Kendine ilgiliyor. ve başkasına. Evet. Bunu hepimiz birbirimize hediye etmeliyiz. Evet. Bu bir hediye çok olduğunu doğru, düşünüyorum. Doğru. O zaman son yıllarda çok duyduğumuz kuantumdan bahsettik, çekim yasasından bahsettik aslında içinde. Evet. Ama çekim yasası da Bambaşka bir yere evrildi. Yani şimdi her şey çekim yasasının içine girdi. Bunun bir yasası var mı gerçekten? Yani bunun bir kitabı var mı? Kanun kitabı var mı mesela? Yani neyi istiyoruz ve niye evet, olmuyor gibi evet, mi? Evet evet, yani bu çekim yasasıyla ilgili. Bir kere zaten deminki konudan şöyle bağlayalım. Bilinçaltınızın inanmadığı bir şey Hı -hı. sizin hayatınızda gerçek olmaz. Yani kilo vermek göre mesela. Şimdi 30 kilo vermeyi hedefledi diyelim ki kişi ama verebileceğine inanmıyor. Hı -hı. Şimdi inanmıyorsa olmayacaktır. <laughs> <laughs> ya da daha fazla parayı hayat alanına almak istiyor ama paranın onu bulabileceğine inanmıyor. Diyor ki işte benim gelirim bu kadar nasıl daha fazlası bana gelsin ki diye. Kendini bloke ettiğinde ne yazık ki daha fazlasına sahip olamaz. Yani nasıllar siz Allah'ın işi. Allah'ın ne vereceğini kimse bilemez ama biz hedeflemeliyiz. Hedef çok önemli ama şu da değil. O zaman her isteyen e, trilyoner mi olacak? İşte her isteyen ünlü mü olacak? Hayır. Hepimizin bir tekamül kontratı var. Yani buraya misyonla geldiği konuları var, yaşam sınavları var, dersleri var. Bunları biz daha buraya gelirken aslında belirledik ruhsal ve belli bir yol izlemek üzere geldik. Şimdi o yolun dışında zaten tamamen çıkmak mümkün değil. Yolu güzelleştirmek ve Herkesin ama yaradan herkese çok özel bir yetenek mutlaka vermiş. Herkese zaten kendinden bahsettiği taşım özellikler var. Ruhumuz var, bedenimiz var, aklımız var. Bunları en güzel şekilde kullanacak araçlar işte. vermiş. Evet, bunları kullan. Yani kullan ve elinden gelenin en iyisini yap, gerisini Allah'a bırak. İşte tevekkül etmek budur. Biz bazen elimizden gelenin en iyisini yapmıyoruz. Kolayı bekliyoruz. Yani kolaydan olsun istiyoruz. Bazen de şöyle bir handikap oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ama hiç sonuç alamayacağımızı düşünüyoruz. Zor kodumuz oluyor. Hep diyoruz ya böyle tırnaklarımla neden kazıdım. Neden ileriyi düşünüyoruz Anıl? Şimdi sen söylerken onu fark ettim. Biz neden hep ileriyi düşünüyoruz? Hep sonu düşünüyoruz. Hep sona odaklıyız. İstiyoruz ki sonu bilelim. Ya bu filmin sonu nereye varacak? İşte bu hayat Heyecanı huşturmaz. bitiyor. Evet. Niye? Aynen, bugün bir yerde <laughs> daha bundan bahsettim. Şimdi bir filmin sonu size gelip söylense aman sakın dersiniz sakın derim ya. Filmi yani. seyretmek istemezsiniz. Aynen öyle. Aslında en güzel tarafı filmin sonunun belli olmaması. Gerçi bir son da yok Açelya Hanım. Çünkü tekamül sonsuz. Yani bizler bir dönüşüm, Kendi içimizde de yani 20 yaş, 30 yaş, 40, 40 yaş, 50 yaş. Şimdi ben 5 yıl önceki anıl değilim. 5 de yıl sonra Buradaki anıl da olmayabilirim. İşte bunu da kavramak çok önemli. Yani ben neden buradayım ve ruhum ne yapmak istiyor? Ne yaparsam kendimi dünyaya, kendi varlığıma ait hissederim. İşte bunu keşfeden kişi hayatındaki şartlar bir başkasına göre az da olsa yetersiz de olsa yani hiç önemli değil. Kendini mutlu hissediyor. Önemli olan mutlu olmak. Öyle danışanlarım varken hani başkası çok gıptayla bakar ama kişi çok mutsuz içinde. Yalnız hissediyor, ait hissedemiyor. Çünkü ruhu belki doktor. Ama ruhu ondan evet oyuncu olmasını ya da şifacı olmasını istiyor. Yani biz ruhumuzun beslediği alanlarda, beslendiği alanlarda olmadıkça hayatımızda maddesel olarak ne kadar ilerlersek ilerleyelim bir boşluk, bir açlık, işte kiloya da sebep olan duygusal açlıklarımız ne Bravo. yazık ki hayatımızda var oluyor. Ne diyoruz? Hayat bir bütün zaten değil mi? Deniziyle, suyuyla, havasıyla, şey. ateşiyle. Şimdi ateşi elimiz yakıyor diye kötü diyebilir miyiz? Ateşin hizmet ettiği bir alan var ama elini sokarsan ateş mesela. kötü, evet. suya kötü diyebilir miyiz? Boğulursan kötü ama evet. susuz yaşayabilir misin? Aynen. Aynı şekilde yani Denge. bence bu dengede bu şeyde bakmak çok kıymetli. Ee, benim yavaş yavaş böyle kısa bir programımız oldu bitiyor ama mutlaka bir canlı yayın yapalım. Ben böyle heyecanlandım konu ve konuklarımla devam etmek istiyorum. Bir türlü bitiremiyorum çünkü çok güzel bir alanın var. Hiç bitmeyecek bir alanın var. Ederim. Yeni YouTube kanalın hayırlı uğurlu olsun. Çok ee, Güzel bir çalışmaya başlıyorsun evet. galiba. Ya, kanal vardı ama artık yeni Daha bir çalışmaya, yeni çalışmaya evet. başlıyorsun. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şeyinize, o kadar rahat hissettirdin ki Anıl aldım kahvemi attım bir tane fındığımı yani gerçekten arkadaşlar bu kadar hayatı kategorize etmeyelim edep saygı sınır aşımı dışında her şey insan için olduğunu düşünüyorum. Buradaki bu en büyük kaygımız edebi ha. ve gerçekten sınır aşımına dikkat ediyor ve nezaketle hayatı yorumluyor olmamız diye düşünüyorum. Hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın.